Merhabalar herkes arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Herkes hoş geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bu arada. Umarım çalışmalarınız Ramazan ayında da çok güzel geçiyordur. Merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Stresli ve panikliyiz hocam. Arkadaşlar bugünün özel bir anlamı var biliyorsunuz değil mi? Bugün ayın kaçı? Hocam daha hiç başlamadım. Olsun Çağla hocam. Geç kalmış sayılmazsın. Bugün 14 Mart. Lisans sınavına şu an tam olarak 120 gün var arkadaşlar. Sınavımız biliyorsunuz ki 14 Temmuz'dan. Yani bu demek oluyor ki hızlanmamız gerekiyor. Başlamayanların başlaması, başlayanların ritimlerini artırması, verimlerini artırması gerekiyor arkadaşlar. Bu bunun sinyali. Şu an sesimi alabiliyorsunuz değil mi bu arada? Harika, çok güzel. Bugün neden buradayız? Bugünün anlamından bahsettim zaten. Şu an sınava tam 4 ay da var. 4 ay var. KPSS'ye 4 ayda nasıl çalışırsanız atanırsınız. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Cevabını Eğer veremediysen hazırsak başlıyoruz. Ama öncesinde çok kısaca bir tanışalım, kaynaşalım istiyorum. Hayır, ön lisans öğrencileri de kalabilir. Sorun olmaz. Çok az kalmış ya, bunu duymaya hazır değildim. Eda Onur hocam, çat diye söyledim, değil mi ben de? Olsun, hazır olalım. Yani bu gerçekle öyle ya da böyle bir şekilde yüzleşecektik zaten. Benden duymanız bence daha bile iyi oldu. Kimler, nerelerden katılıyor, hangi bölümleri bitirdi, daha önce sınava girdi mi, girmedi mi, hedefi ne? Çok kısaca başlayalım bakalım. Herkes kendinden bahsetsin, bölümlerini söylesin. Ön lisans mı, lisans mı, lise grubu mu? Lisans sağlık çok güzel. Sosyal bilgiler öğretmenliği, Karabük ilk ve acil yardım, beslenme ve diyetetik, ebelik çok güzel. Edebiyat harika bölümler. Hemşirelerimiz var, okul öncesi öğretmenlerimiz var, ziraat mühendislerimiz var, fizyoterapistlerimiz, ağız ve diş sağlığı uzmanlarımız var. Çok güzel. Sınıf öğretmenlerimiz var. Resim öğretmenliği mezunuyum. İlk kez gireceğim. Türkçe öğretmenlerimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı karma bir kitle ama çoğunluk sanıyorum lisans. Şu an burada olan öğrencilerin çoğu lisans alanından hazırlanıyor. Ama aramızda yine ön lisanstan hazırlanan, orta öğretimden hazırlanan öğrencilerimiz de var. Harika. Şimdi arkadaşlarım, genel olarak lisans üzerinden bilgi aktaracağım. Çünkü bu seminer tam olarak 14 Temmuz'a tarih olarak entegreli bir seminer. Yani lisans grubunu baz aldım. Hatta önümüzdeki haftam ön lisans sınavı için de sıfırdan çalışmalarına başlayan öğrencilerin yapması gerekenler için özel bir seminer planladık. Ayın 20'sinde de ön lisans öğrencilerimiz ekstra o seminerime de katılabilirler. Ama şu an bu seminerde de kalabilirler. Bir mahsur yok. Çünkü onların da sınavına çok da fazla kaldı sayılmaz. Onların sınavı da 1 Eylül'de. Bizim sınavımızda 4 ay varsa onların da sınavına yaklaşık 5,5 ay var. Yani verdiğim bilgiler genelde hepinizi ilgilendiriyor. Hepiniz için çok gerekli ve ciddi anlamda hazırlık sürecinde işinizi kolaylaştıracak bilgiler arkadaşlarım. Seminerimiz yaklaşık bir 50-55 dakika sürecek. O yüzden lütfen hazırlıklarınızı buna göre yapın. Seminerimiz kayıt altına alınacak. Tekrarını izlemek isterseniz YouTube kanalımızdan, resmi web sitemizden izleyebileceksiniz. Biliyorum Ramazan ayı. Bu arada yeniden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım Ramazan ayında da çalışmalarınızın verimi düşmemiştir. Bence bu çok güzel bir fırsat. Hazır zihnimiz, bedenimiz zindeyken bu ayı inşallah kendimize vesile olarak görüp çalışmalarımıza başlamadıysak bile başlayalım. Şimdi 4 ayda atanabilmeniz için arkadaşlar bu seminerde size özel verimli ders çalışma stratejilerini, mevcut seviyenize göre hangi türde çalışmalar yapmanız gerektiğini, sorumluluklarınızdan arda kalan zamana, öğrenme yapınıza ve seviyenize göre nasıl bir KPSS çalışma programı hazırlayacağınızı
Öğreneceksiniz ve sorularınızı bana sorabileceksiniz. Geliyorum. Eğer herkes hazırsa geliyoruz. Şimdi arkadaşlarım, KPSS lisans için söylüyorum. Toplamda 5 tane ders var değil mi? Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Bu 5 derste toplam 247 alt konudan sorumlu olduğumuzu biliyor muyduk? Yani biz sadece ders olarak görüyorduk, değil mi? Ama bu dersler ünitelerden oluşmuyor mu arkadaşlar? Ünitelerin alt konuları, kazanımları yok mu? Yani siz bir sınavı bir bütünsel gördüğünüzde, detaylara indiğinizde aslında bu sınav sadece 5 dersten ibaret bir sınav değil. Bu sınavın altında çok fazla öğrenilmesi gereken bilgi, çalışılması gereken ünite ve alt konu var. Peki 247 tane alt konudan sorumlusun. Peki siz arkadaşlar sınava kalan sürede bütün bu konuları yetiştirip sınavda maksimum puanı alabilmeniz için birazdan sayacağım maddelerin kaçına evet diyebileceksiniz? Evet hayırları chat paneline yazabilirsiniz. Eğer not defteriniz ve kaleminiz varsa yazabilirsiniz. Sonrasında soracağım kimlerin evet'i daha çok, kimlerin hayırı daha çok diye. Mehmet Hocam izleyebilirsiniz. Yarın bu saatlerde YouTube kanalımıza yüklenmiş olur. Evet, içimizde çok anneler var Berivan Hocam, haklısınız. Sorumlulukları olan çok fazla öğrenciler var. Ama bu sizin ne sınava hazırlanmanıza ne de bu sınavda başarılı olmanıza engel değil arkadaşlar. O yüzden bunu kabul ederek yola çıkalım. Yani biz sorumluluklarımızla birlikte hazırlanıp zaten atanmak istiyoruz. Aksi takdirde hayatın mevcut koşullarını bırakıp, meşgaleleri bırakıp sadece bu sınav için bir yılımızı hibe etmemiz hepimiz için çok mümkün olmayabilir arkadaşlar. O yüzden asıl meziyet zaten, asıl maharet sorumluluklar içerisinde bu sınava hazırlanıp başarılı olmak. Geçiyorum maddelerime. Herkes hazırsa evet hayır olarak yanıt vereceksiniz arkadaşlar. Chat panelinde kullanabilirsiniz bunun için. Birinci sorumuz. Verimli çalışma yöntemi nedir ve kendi verimli ders çalışma yöntemini biliyor musun? Bilenler evet, bilmeyenler hayır diyecek. Okey, hayırlar çoğunlukta. Geliyorum ikinci soruma. Unutma hızı nedir biliyor musun ve kendi unutma hızını biliyor musun? Orta diyenler, hayır diyenler, evet diyenler var. Tamam. Geliyorum üçüncü soruma. Arkadaşlar, sizin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musunuz? Yani şu an burada seminerde olan yaklaşık 150 tane öğrenci hangi konunun daha önemli olduğunu biliyor mu kendisi için? Hayır, değil mi? Hatta belki bazı konuların daha önemli olabileceğini bile şu an benden duymuş bile olabilirsiniz. Hiç şaşırmam. Çünkü bu çok fazla göz ardı edilen bir kısım arkadaşlar. Biz şöyle zannediyoruz. Özellikle lisanstan madem yola çıktım, örneğimi oradan devam ettireyim. 120 tane soru var lisans grubunda. Evet. Toplamda 100 puan var. 120 soruda zaten 100 puanı alamıyorsun. Yani baktığında demek ki her bir soru bir puan değil arkadaşlar. Her bir soru bir net de değil. Bakın bazı sorular var ki bir netten daha fazla net getirir sana. Bazı soruları yapsan sana çok bir katkısı yoktur. Ya da bazı konular var ki sınavda 12 tane soru çıkar. Bazı konular var ki sınavda yılda ya bir ya da bilemedin iki tane soru çıkar. Şimdi sen bunların hepsini aynı kefeye koyamazsın dersin. Yani o başarı dediğimiz kitle ne arkadaşlar bizim şu anda? 85 ve üzeri, 85 plus başarılı, 85 altı yığılma arkadaşlar. O yüzden kendimizi kandırmayalım. Bizim amacımız bu sınavda 70, 75, 80 almak değil. Bakın atanmak için burada ön lisans öğrencilerim de var. Onlara da söylüyorum. Orta öğretimden girenlere de söylüyorum. Öğretmenlerime de söylüyorum. Ve diğer normal P3 puanıyla atanacak olanlara da söylüyorum. Hepinize söylüyorum. Atanmanız için minimum 85 puanı garantilemeniz gerekiyor. Hedefimiz 85 üstü. Geliyorum dördüncü soruma. Odaklanma düzeyinizi biliyor musunuz arkadaşlar?
Odaklanma düzeyi nedir ve sizin kendi odaklanma düzeyiniz kaç dakikadır? Yine çoğunluk hayır, bilmiyoruz yanıtları geldi. Peki günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz? Hayır. Bunun da genelde cevabı random verilir. Hocam 5 saat çalışsam yeter. Ya da şöyle düşünürsünüz. 10 saat çalışan bir öğrenci kesin kazanacak ama ben kazanamayacağım. Yani sizin biraz daha kendinizle yarışınız arkadaşlar saat bazında ya. Hani daha çok saat ayıran, daha çok zaman ayıran kesin kazanır. Daha az zaman ayıran kesin işte verimsiz çalışıyordur, yeterli değildir. Böyle bir yarış halindesiniz ya arkadaşlar. Bu da çok yanlış. Çünkü önemli olan ayrılan sürenin somutluğu değil. Yani senin kaç saat zaman ayırdığın değil. Biliyorsunuz ki arkadaşlar zaman subjektif bir kavram. Yani sen zamanın içeriğine ne koyarsan verimini o belirliyor tam olarak. Dolayısıyla sen az da çalışsan, eğer doğru yerlere çalışıyorsan, verimli çalışıyorsan kesinlikle atanmak için doğru yoldasın. Evet, kişiye göre değişir. Çok haklısınız bu arada. Geliyorum son soruma. Can alıcı soruyu en sona bıraktım. Arkadaşlar 247 tane konuda hangi konunun hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz? Bakın 247 tane konu var ve sen bu konuların hepsinde aynı seviyede olamazsın. Böyle bir şey zaten mümkün değil arkadaşlar. Hepsinde çok iyi ya da hepsinde çok kötü, hepsinde orta olamazsın. Bazı konularda daha iyisindir, bazı konularda daha başarısızsındır, bazı konularda orta seviyedesindir. Bunu biliyor musun? Evet Kerim hocam, can alıcı soru buydu. Çünkü bunu bilen zaten kazanır. Bakın 247 konudan bahsediyorum, ders olarak değil. Evet, çoğunluk yine hayır dedi. Cevaplara bakıyorum. Hayır. Evet diyen yok galiba. Mevlüt hocam da hayır diyor. Tamam. O zaman arkadaşlar sizi kaç hayırla uğurluyoruz dermişim. Şimdi birçok soruya evet diyen öğrencilerim çoğunlukta değil. Çoğunuz hayır dediniz ki hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Bunu ben hemen hemen her seminerde zaten buna benzer sorular sorarım ve inanın bu seminerlere toplamda binlerce, hatta totalde hepsini toplasak 10 binlerce, belki de 100 bine yakın öğrenci katıldı. Her sınava hazırlanan öğrenciler vardı. Ve inanın arkadaşlar birçoğunun bu sorulara verdiği yanıt zaten hayırdı. Yani yalnız değilsiniz arkadaşlarım. Birçok rakibiniz de bilmiyor. Siz de bilmiyorsunuz. Evet, keşke hepsi evet olsa. Zaten atanacağım. Sınavı da tanıyorum, kendimi de tanıyorum. Uygun programı da yaparım. Unutmazımı da biliyorum, ona göre de tekrar yaparım. Zaten sorun yok. Onların zaten bir şeye ihtiyacı yok. Ama asıl hayırlarım çoksa şu an bu seminerde kalmaya devam edeceğim. Ve lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Evet Ezgi hocam, ayın 20'sinde ön lisans için seminerimiz var. Bu şimdi başarıya giden adımları tek tek ele alacağız. Burada hayır olarak verdiğimiz yanıtların hepsine evet'e çevireceğiz. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bismillah diyerek değiştirdim sayfayı. Tamam. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz neydi? Verimli çalışma yöntemi nedir biliyor musun? Ve kendi verimli çalışma yöntemini biliyor musun demiştim. Birçoğunuz hayır demiştiniz. Muhammed hocam yayın kaydedilecek, sonrasında izleyebilirsin. O yüzden her şeyden önce verimli çalışmayı öğrenmelisin ki vaktin boşa gitmesin. Şu an 120 günün var. Bak 120 gün ne çok uzun bir süre ne çok kısa bir süre. Ama önemli bir süre. Eğer 120 günü verimli bir şekilde doğru çalışma yöntemleriyle değerlendirirsen kesinlikle kazanırsın. Ama vaktin boşa giderse, yani bugüne kadar yaptığın çalışmaların aynısını yapıp kendini tanımayıp sınavı tanımayıp eksikliklerini bilmeyip aynı yöntemlerle devam edersen üzgünüm, alacağın sonuç aynı olur, yani başarısız olur. Unutmayın arkadaşlar, hepiniz öğrenirsiniz ama herkes farklı öğrenir. Bunları nasıl analiz ediyoruz? Şimdi evet, öğrenme yapısının öneminden bahsettim. Bunu bilmemiz gerekiyor.
Bunun için bizim özel eğitim analizlerimiz var. Belki birçoğunuz şu an seminere katılan öğrencilerimizin birçoğu bu analize girmiş de olabilir. Daha önceden girenler de olabilir. Girmeyenlere de ödevimdir arkadaşlar. Kullanıcı adınız ve şifrenizi yazdığınızda direkt bekleyen görevlerde size bu analizler karşılıyor. Analizlere girin, çözün. Bu analizde sizin bütün öğrenme yapınız. Bakın burada kayıtlı bir öğrencimizin çıkan sonuçlarını özellikle belirli bir kısmını ekrana aldım, ekran görüntüsü olarak. Öğrenme stilin, zeka tipin, unutma süren, dikkat dağınıklığı düzeyin, stres düzeyin gibi seni etkileyebilecek bütün özelliklerin tek tek ortaya çıkıyor. Mesela buradaki öğrencim ismi Ayşe olsun. Ayşe'nin unutmazı yüksek çıkmış. Bu ne demek? Unutmazı yüksek ne demek? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Evet Eren hocam, yani çabuk unutuyor demek. Peki çabuk unuttuğunu bilen bir öğrenci tekrarlarını ne kadar sıklıkla yapmalı? Evet Çağla hocam, öğrendiği aklından hemen uçuyor demek, doğru. Ne zaman unutacaksa? Peki bunu nasıl ölçecek bizim analizlerimizde? Bakın arkadaşlar, bu analize girdiğimizde sizin unutma süreniz gün olarak hesaplanıyor. Ve bu sisteme kayıt olduğunuzda, analizleri çözdüğünüzde yapay zekanın size özel hazırladığı programda kaç günde bir unutuyorsanız tam unutacağınız gün o gün size öğrettiği konunun tekrarını zorunlu bir şekilde yaptırıyor. Yani artık 4 ayda hocam tekrar mı yapacağım? Sorumu çözeceğim, denememi çözeceğim, konumu çalışacağım. Bu kaygılara son. Her şey zamanında ve sırasında yapay zekanın kontrolünde gerçekleşiyor. Bu analizleri çözmeyenlere ödev, çözenler de girip sonuçlarına baksınlar. Peki hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz diye sormuştum. Hatta başında da özellikle demiştim ki tırnak içerisinde can alıcı soruma geliyorum. En son sorum buydu. Seviye. 247 tane konudan sorumlusun. 120 günün var, yani 4 ayın var ve bu 247 konunun hangisinde hangi seviyede olduğunu iyice analiz etmelisin. Şu an bir seviye belirleme sınavına giren ya da genel hatlarıyla hangi derste hangi seviyede olduğunu bilen var mı içimizde? Netlerimiz hiç artmıyor, seviyemizi de bilmiyoruz. Tarih karışıyor, yeni başladım. Birçok öğrenci seviyesini bilmeden yola çıkıyor arkadaşlar ve bu kendinize yapacağınız en büyük kötülük. Arkadaşlar bakın, senin hedefin İstanbul. İstanbul Boğazı'na gitmek. Ama sen İstanbul dışında Türkiye'de 80 tane daha il var. Hangi ilden yola çıkarsan aynı hedef olsun, bak hedef İstanbul. Hangi ilden yola çıkarsan mesafen o kadar değişmiyor mu? Ankara ile İstanbul arasındaki mesafe ile Kars'la İstanbul arasındaki mesafe aynı mı arkadaşlar? Bakın sadece soru soruyorum. Mantıksal değil. Peki sen gidiyorsun YouTube'da, komşunda, dershanedeki arkadaşında, herhangi birinde o buradan başlamış diyorsun. Ben de buradan başlayacağım diyorsun. Onu taklit ediyorsun. Ama unuttuğun şey ne? Seviye. Sen seviyeni bilmeden yola çıkarsan onun olduğu noktadan hedefine uzaklığıyla senin olduğun noktadan hedefine uzaklığın aynı değil. O yüzden kat'i suretle arkadaşlarım, bakın kendinize çok büyük bir kötülük yaparsınız. Bütün zamanınız çöpe gider. Bunu yaşayın asla istemem. Hele ki vakit bu kadar kıymetliyken, az kalmışken kesinlikle zamanınız boş yere gitsin asla istemem. Bu yüzden şimdiki ödeviniz, seviyenizi ölçeceksiniz arkadaşlar. Bakın seviyenizi ölçmeden çıktığınız yolda kesinlikle hedefinize varamazsınız. Senin seviyen ne arkadaşım? Sen şu an sınava girdiğinde kaç puan alacağını bilmeden nasıl 90'a yürüyorsun? Nasıl 85'e yürüyorsun?
Eksikliğinin nerede olduğunu nereden biliyorsun? Bu hile mi bildiriyorlar sana? Hayır. Sen eksik oldukların nokta, eksik olduğun noktaları bulman gerekiyor. Bu yüzden hatta bizim yapay zeka sistemimizde arkadaşlar kayıtlı olan öğrencilerimiz özellikle kayıt olur olmaz kaç tane dersi var? 5 tane genel kültür genel yetenekte. Bu 5 dersin 5'inde yapay zeka onları ayrı ayrı seviye belirleme sınavını alıyor. Ve hangi dersin hangi konusunda hangi seviyede olduğunu ölçüyor. Seviyesi eksik olan dersleri konuları daha çok çalıştırıyor. Yani aradaki 20 puan fark şu an herkes ekrana baksın. Buradaki öğrencimin hedefi 90. Şu an olduğu yer 70. Eksik puanı 20. İşte biz bu 4 ay diyorsunuz ya arkadaşlar çok soruyorsunuz. Hocam 4 ay kaldı, 5 ay kaldı, 6 ay kaldı yetiştirebilir miyim? Biz de diyoruz ki ısrarla Tekuzem'de görev alanlar olarak, öğrenci koçları, öğretmenler olarak yetişir diyoruz. Neye dayanarak yetişir diyoruz? Çünkü biz senin bu aradaki eksik puanının nereden geldiğini bileceğimiz için seviye belirleme sınavlarıyla kalan 120 günü bu eksik puan için ayırmanı sağlayacağız. Bu yüzden yetiştirebilirsin diyoruz. Ama sen kayıt olmadın. Herhangi bir destek almıyorsun. Kendin bu 20 puanı bulamazsın. Çok zorlanırsın. Hangi konuda 247 tane konu var? Hangisine daha çok çalışacağını bilemezsin arkadaşlar. O yüzden diyorum hazırlık sürecinde kesinlikle seviyeye uygun bir çalışma yapmanız gerekiyor. Mümkün. Çünkü orada da konu önceliklendirmeye devreye giriyor. Hangi konudan çok daha çok soru geliyorsa biz daha çok sorunun geldiği konuları öğrenciye daha öncelikli olarak çalıştırıyoruz. Orada da yapay zekanın farklı bir stratejisi devreye giriyor. Kerim hocam kayıt olursanız eğer bu bahsettiğim seviye belirleme sınavları kayıtlı olan öğrencilerin girebildiği sınavlar. Ha kendinizin elinizde böyle konu konu ders ders ölçen seviye belirleme sınavlarınız varsa onlara da girebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama çok sanmıyorum çünkü hiçbir seviye belirleme sınavı öğrencinin 247 tane konudaki seviyesini tek tek ölçebilir nitelikte değil. Bunu sadece bizim yapay zeka sistemimiz yapıyor. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Kaan hocam bununla ilgili de bilgi aktaracağım birazdan. Şimdi en önemli olan kısımlardan birine geliyorum. Artık kendimi tanıdım, analizlere girdim, öğrenme yapımı biliyorum. Unutma süremi biliyorum. Kaç günde bir tekrar etmem gerektiğini biliyorum. Artık 247 tane konuda hangi seviyede olduğumu biliyorum. Çok güzel. Peki seviyeme göre nasıl çalışacağım? Mesela şu an herkes bu tabloyu incelesin. Burada ne anlatmak istiyor olabilirim? Baktık mı, yorumladık mı? Sinem hocam, benim zaman problemi yaşıyorum dedim. Bir yandan da sizin soruların konulara odaklanamadığı için çok çabuk unutuyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada evet ekran görüntüsü almak isteyenler ekran görüntüsü alabilirler. Çağla hocam hiç problem değil. Bence çok iyi yapmışsın. Ben hazırlansam bu sınava şöyle bir bilmediğim bir tablo öneri gelse karşıma kesinlikle hemen çat diye alıverirdim vallahi ekran görüntüsünü. Evet Su hocam aşamalı öğrenme gibi bir şey mi dedim? Evet ona yakın bir şey. Şimdi seviyemi ben neden ölçtüm arkadaşlar? Oradan çıkan sonuca göre doğru çalışmak için. Seviye belirleme sınavına girip çıktıktan sonra orada bazı konularda temel seviyede, bazı konularda başlangıç seviyesinde, bazı konularda orta seviyede, bazı konularda ileri seviyede, bazı konularda da üst seviyede çıkacaksınız ve hangi seviyede çıkarsanız yapay zeka seviyenize özel sizi çalıştıracak. Mesela aranızda hocam ben matematik yapamıyorum, matematiğim sıfır diyenler var mı? Var.
Eminim vardır. Hatta belki şu seminerde olan öğrencilerin yarısı matematikte, belki onları bir sınav alsam temel seviye çıkar, birinci seviye. Peki sistem bana diyor ki Ahmet, Ayşe, Çağla, Muhammed, Emine hiç önemli değil. Seviyen temel seviye ise senin matematikte ön hazırlık yapman gerekiyor. Ben sana ön hazırlık yaptıracağım diyor. Ön hazırlığı yaptın. Geliyorsun ikinci seviye, başlangıç konu anlatımı yaptırıyor. Onu da yaptın, geliyorsun üçüncü seviye, orta seviye detaylı konu tekrar yaptırıyor. Geliyorsun dördüncü seviye, ileri seviye alıştırma soru çözümü yaptırıyor. Geliyorsun beşinci seviye, yani istenilen seviye, %100'ünün öğrenildiği seviye beşinci seviyedir arkadaşlar. Üst seviye, üst seviyede de sana pekiştirme soru çözümü yaptırıyor. Bunun ekran kaydını alın. Özellikle yanlarında önerilerde bulundum. Yani hangi seviyede çıkarsanız o seviyeye özel neler yapmalısınız, nasıl çalışmalısınız, bunları anlattım. Ekran kaydını alın. Seminer sonrası sakin kafayla güzelce okursunuz. Şimdi peki arkadaşlar, artık seviyemize göre ne çalışmamız gerektiğini de öğrendik. Sınava kalan zamanı doğru yönetmelisin. Hele sınava 4 ay varken. Çünkü KPSS strateji işi. Cansu hocam, evet, yapay zeka tabii ki de ücretli. Evet, bunları gün gün planlıyor sınava sizi yetiştirmek için. Sınav tarihine kadar bütün konuları gün gün planlayacak hocam. Şimdi bizim asıl sorunumuz zaman değil mi? Çağla hocam, kayıt için yardımcı olacağım. Seminer sonunu bekle. Çünkü özel bir indirimimiz de var. Sitedeki tutar değil Büşra hocam. Bu seminere özel %50'lik bir indirim hakkınız olacak. Tutardan bahsedeceğim. Şimdi hiç bölmeyelim. Bu çok önemli bir kısım çünkü. Tam hepinizin soracağı kısım burası aslında. Evet Su hocam, alan içinde var. ÖABT'ler, A grubu, ön lisans, lisans hepsi için var. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Hepsiyle ilgili bilgi aktaracağım. Şimdi kalan 4 ayda KPSS stratejik bir sınav olduğu için burada ben örnek 2 tane konuyu ele aldım. Hatta bu 2 konuyu da yapay zeka sistemine girip kopya çekerek aldım. Çünkü bu 2 konunun ne kadar sürede öğrenildiğini ya da öğrenildiğinde kaç puan getirisi olduğunu tıpkı ben de sizler gibi bilmiyordum. Herkes bu ekrana baksın. Sadece bir konuyu seçmeniz gerekseydi bu konu hangi konu olurdu? Neden bu konu olurdu? Herkesten yanıt bekliyorum. Paragrafın anlatım biçimleri mi? Paragrafın yapısı mı? Ve nedenini de yazın lütfen. Nedenini de bekliyorum. Harikasınız. Çok güzel, bakın analiz ettiniz bu tabloyu. Arkadaşlar, burada örnek verdiğim sadece iki konu. Sizin sınavda 247 tane konunuz var. Vatandaşlığı ayrı, coğrafyası ayrı, Türkçesi ayrı, matematiği ayrı, tarihi ayrı. Bakın 247 konu. Sadece şu iki konuyu bile kıyasladığımda kafanız nasıl rahat etti, değil mi? Bunu gördünüz, direkt çat dediniz ki hocam tabii ki yapın. Sen çıldırdın mı hocam, kafayı mı yedin? Ben bunu gördükten sonra gidip de anlatım biçimlerine hiç zaman ayırır mıyım? 70 dakika, 77 dakikamı hiç çöpe atar mıyım? Bir puan bile gelmeyecek. İşte arkadaşlar, bizim yapay zeka sistemimiz bu iki konu gibi geriye kalan o 245 konunun tamamında da hangi konuyu kaç saatte öğrenirsin ve öğrendiğinde konu puanı sana önem derecesi getirisi ne kadar, bunları tek tek ölçtü. Ve diyorsunuz ya hocam, 4 ayda ben hepsinde sıfırım. Nasıl yetiştireceğim? Bana büyü mü yapacaksınız? Sihir mi yapacaksınız diyorsunuz ya. Hayır arkadaşlar, size büyü yapmayacağız. Sihir de yapmayacağız. Aklınıza bilgileri böyle ilaçla da vermeyeceğiz. Sizin için 85 puan totaline erişebileceğiniz, puanı yüksek olan konuları kısa sürede size çalıştırıp nokta atışı yaptıracağız.
Ama bunu siz tek başınıza yapabilir misiniz? Yapamazsınız çünkü hangi konudan kaç soru geldiğini bilmiyorsunuz. Bildiğiniz en fazla 2-3 tane konu var. Eminim paragraftan çok soru geldiğini şu an buradaki herkes biliyor. Ya da problemlerden çok soru geldiğini herkes biliyor. Ama geriye kalan 245 konudan kaç soru geldiğini, hadi soruyu geç, ne kadar uzun olduğunu kimse bilmiyor. O yüzden 4 ay yeterli bir süre ama yapay zeka ile çalışırsanız. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Çalışma programı. Bakın daha buraya kadar anlattıklarımda programa hiç değinmedim. Daha buraya kadar ne anlattım ben? Kendini tanıyacaksın dedim. Seviyeni bileceksin dedim. Seviyene göre ne çalışacağını bileceksin dedim. Hangi konunun senin için daha önemli olacağını bileceksin dedim. Bunları dedim. Şimdi geliyorum sana özel program. En önemli, en can alıcı kısım burası. Evet, alan ve eğitim birimleri için de var hocam. Hepsi var. Bizde bütün paketler var. Şimdi burada özellikle YouTube'dan bir öğrencimizin başarı öyküsünün ekran kaydını aldım. Ve bu öğrencimiz diyor ki, adı Zeynep. Her dersten not tuttum. Her gün en az 300 tane soru çözdüm. Tüm konuları baştan sona dinledim. Günde 10 saat çalıştım. Ben bu programla derece yaptım, atandım. Bu videoyu da 150 bin kişi gidiyor izliyor. Sizin gibi öğrenciler. Diyor ki, böyle ellerini sıvazlıyorlar. Aman Allah'ım, formülü buldum. Zeynep böyle başarılı olduysa ben de onu taklit edeceğim. Ben de dereceyle atanacağım diyorsunuz arkadaşlar. Bakın ah ah ah. En büyük yanılgıyı da burada yapıyorsunuz. Bunu diyorsunuz. Tolga gibi Zeynep'in videosunu izledim. Onun derece yaptığı programı birebir hazırladım. A4 kağıdına günlük hazırladım. Başta uygulamak ağır geldi ama sonra dedim ki Tolga kendine gel. Zeynep atandı, sen de atanacaksın. Pes etmek yok dedim. Kendimi zorladım. Bırak derece yapmayı. Dereceyi bırak. Tolga sınavı kazanamadı. Neden? Tolga sınavı neden kazanamadı arkadaşlar? Zeynep aynı programla sınavı kazanmıştı. İşte bu Çağla Hocam, Su Hocam harikasınız. Tolga niye kazanamadı biliyor musunuz? Benim az önce saydığım öğrenme yapısı, seviye tespiti, seviyeye uygun çalışma, hangi konu daha önemli, hangi konu daha önemsiz bunları bilmiyordu. Onun yaptığı tek şey Sumut'ta gördüğü şeyi tık 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 uygulamak. Zeynep'in kendisine özel hazırlanan bir programda zaten kazanması çok normal. Çünkü o program onun için biçilmiş kaftan. Ama Tolga'nın üstünde yamalı durur. Boyu uymaz, kilosu uymaz, cinsiyeti uymaz, tarzı uymaz. Öyle düşün arkadaşlar. Şimdi sen bir gidip konfeksiyondan kendinden kaç beden büyük giysi aldığında sana yakışıyor mu? Yakışmıyor. Bir de düşün özel bir günün nişanın var, düğünün var, sözün var, kınan var. Gidiyorsun bak santim santim her şey sana göre dikiliyor. Program da böyle. Her şey sana göre olmadığında %100 başarı sadece hayal oluyor. Bu yanılgıya lütfen düşmeyin. Bir başkalarını taklit etmeyin. Siz biriciksiniz. Teksiniz ve özelsiniz. Sadece programınız size özel olmalı. Hocam benim bildiğim kadarıyla her sorunun puanı zaten aynı. Sadece GGK katsayı farklı olabiliyor. Yanlış mı biliyorum? Hocam burada aslında sorunun puanı ile ilgili bir durum değil. Konudan kaç soru geldiği ile ilgili bir durum önem puanı. Mesela İslamiyet öncesi Türk tarihi önemli bir konu ama bir soru geliyor. Yani sen o konuyu çalıştığında senin hanene katacağı değer bir net. Ama onun yerine Osmanlı kültür medeniyetlerini, uygarlıklarını çalıştığında 8 soru geliyor. Yani aynı zamanda o konuyu ayırdığında 8 katı kadar daha başarılı oluyorsun. Anlatmak istediğim şey o.
Bu yüzden arkadaşlar, zaten buraya doğru yanıtı verdiniz. Peki Tolga'nın nasıl bir çalışma programı olmalıydı? Buraya kadar verdiğim bilgilerle verimli, seviyesine uygun, sürdürülebilir, öz disiplinine uygun, sonuçları ölçülebilir, sürekliliği olan, öğrenme yapısına uygun ve her şeyden önemlisi ona özel. Çünkü Tolga Zeynep'ten farklı, siz de herkesten farklısınız. Bakın arkadaşlar, bu yıl sınava yaklaşık 5 milyon öğrenci girecek. Sadece lisanstan 5 milyon. Bu 5 milyon öğrencinin her birinin seviyesinin aynı olması mümkün değil. Her birinin yaşı, yaşadığı yer, psikolojisi, unutma hızı, bölümü, başarılı olduğu dersleri, başarılı olamadığı dersleri, hepsi birbirinden farklı. O yüzden merkezde sadece siz olmalısınız. Her şey size özel olmalı. Şimdi arkadaşlar, lütfen sizden rica ediyorum. Özellikle buraya kadar verdiğim bilgilerle şimdi vereceğim önerileri de harmanlayıp bir başkasına ait programı eğer uyguluyorsanız bugün itibariyle bırakın. Bir kenara atın, programınız özel, size özel olsun. Eğer tek başınıza bunları yapmakta zorlanıyorsanız diyelim bizden destek alın. Biz bu kısımda zaten size yardımcı olacağız. Ve öğrenme yapınıza uygun çalışın. Tekrar yapmayı da ihmal etmeyin. Muhammed Hocam, uçakta olduğumdan çıkmak zorunda kalıyorum. İndirim kodunu kayıttan bulabilir miyiz? Evet Muhammed Hocam, ben sana mail atacağım. Yardımcı olacağım. İyi uçuşlar diliyorum. Çok tatlısınız gerçekten. Yardımcı olacağım, söz. Öğrenme yapınıza ve seviyenize göre çalışın. Ve lütfen unutma hızınızı gelin bizim analizlerimizle ölçün. Kaç gün çıktıysa tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Unutma sürenize göre tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. Bu yıl sınava çok yüksek bir oranda katılım olacak. Çünkü çiftli bir yıldayız. Bu geçen yılın verileri bu arada. Bunun üzerinden 2 yıl geçmiş olacak ve en az 2 katı kadar bir katılım sayısı bekliyoruz. O yüzden hafife almayacağız. Ertelemeyeceğiz çalışmalarımızı. Verimli çalışacağız. Ve her şeyden önemlisi arkadaşlar, seviyemize göre çalışma türü yapacağız. Bu yılı riske atmayacağız. Bu yıl atananlar listesine ismimizi yazdıracağız arkadaşlar. Özlem Hocam, rehberlik birimiyle görüşebilirsin. Sizce hangi konular en geç hangi ay bitmeli? Nigar Hocam, bu tamamen senin şu an hangi konuda hangi seviyede olduğunla alakalı. Özlem Hocam, rehbere sor, alanından talebini ilet. Rehberlik uzmanlarımız sana dönüş yapar. Bir an evvel yaz. O yüzden Nigar Hocam, bak benim sana burada bir süre vermem zaten doğru değil. Çünkü seni tanımıyorum. Seviyeni bilmiyorum, bölümünü bilmiyorum. Kaç saat çalışabilirsin bunu bilmiyorum. Bunların hepsi için arkadaşlar, bireysel bir eğitim almak için, bu yıl kazanmak için, başarılı olmanın bütün koşullarını sağlamak için, eğer bu saydığım maddeleri kendiniz tek başınıza yapamıyorsanız ya da destek alıyorsanız, destek aldığınız kurumlarda böyle hizmetler yoksa, bu kadar bireysel yönlendirme, program ve takip yoksa, kesinlikle kalan 4 ay sizin için çok büyük bir fırsat. Bence bu seminere iyi ki de katıldınız. İyi ki de yollarımız kesişti. Bizden destek alabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu saydığımız her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Hatta ekstrası var. Sadece koçluk mu var zannediyorsunuz? Sadece sizin seviyenizi ölçeceğiz, program mı yapacağız? Sadece sizin için konuları mı önceliklendireceğiz zannediyorsunuz? Hayır, yanılıyorsunuz. Çünkü bu sisteme kayıt olan bir öğrenci de bütün canlı dersler, kayıt olduğu eğitimi, video dersler, konu tarama testleri, check-up'lar, denemeler, kamplar, hepsi dahil olacak arkadaşlar. Ve şu an KPSS lisans kursumuz tamı tamına %50 indirimde, devam eden canlı derslerin yapay zeka ile birlikte ücreti sadece 2.500 TL. Lise, ön lisans, lisans fark etmez arkadaşlar. Hepsi 2.500 lira. Tutar çok uygun.
Şükran hocam, kitap göndermiyoruz. Kitap önerisinde bulunuyoruz hocalarımız ve rehberlik uzmanlarımız. Çünkü kitap da seviyeye özel önerilmesi gereken bir şey. Ben hepinize aynı kitabı göndersem hepiniz aynı kitaptan soru çözemezsiniz. Çağla hocam, şimdi sistem yöneticimden ricada bulunuyorum. Kayıt olmak, bilgi almak, bir an evvel 4 ay kala bu sistemle atanmak isteyen öğrencilerim sistem yöneticimin ilettiği linke tıklasın. Ayşenur hocam, tutar çok uygun. Sadece GYGK su hocam 2500 lira. Eğer üçlü paket, yani GYGK eğitim ve ÖABT kayıt olursanız %50 indirimle birlikte üçlü paket 5000 lira olacak arkadaşlar. 5000 üçlü paket, öğretmenlerim 5000. A grubuna hazırlanan öğrencilerim A grubu ve B grubu yine 5000. Sadece GGK'dan hazırlananlar 2500 lira ve kalan sürecin tamamı geçerli. Hilal hocam, P120 yani GGK ve eğitim birimlerinin ücreti 3250 TL. İkili paket 3250, üçlü paket 5000, tekli paket 2500 lira. Sistem yöneticimden yeniden linki rica ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, şu an mübarek Ramazan ayındayız. Bu yüzden birçoğunuzun ilinde artık iftar hazırlıkları başladı. İftar saatine de az kaldı. O yüzden linke tıklayan öğrencilerimize yarın sabah 10 itibariyle 10 ve 18 aralığında ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım dönüş yapacak. Sorularını yanıtlayıp kayıtlarınızı alacağız. 15 itibariyle, 15 Mart itibariyle hemen çalışmalarınıza başlatacağız arkadaşlar sizi. Aylin hocam, ne sormuştunuz göremedim. Yeniden sorar mısınız Sezame? Ya da dur yukarılara çıkayım. Hocam sorunuzu yeniden iletin. Arda arda çok soru geldiği için göremedim. Hocam, bu programı kullanan kişilerin yorumları, röportajları YouTube kanalımızda var. Aylin hocam, sorunu bekliyorum. Çağla hocam, bugün aramayacağız. Yarın 10 itibariyle arayacağız. Eğer kitapsa Aylin hocam, kitabın yanıtını verdim. Kaynak göndermiyoruz arkadaşlar. Zaten bu tutara kaynak da göndermemiz mümkün değil arkadaşlar. Kitapların parasını biliyorsunuz. Ha, aynı şekilde ben de bunu merak ediyorum. Garanti atanırsınız ya da şu puan üstü alabilirsiniz. Aylin hocam, yapay zeka 10'un 120 günlük hazırladığı ders çalışma programına günü gününe uyum sağlayan ve sıfır devamsızlık yapan öğrenci de kesinlikle 85 üzerinde puan alma garantisi veriyor. İndirim süresi en geç arkadaşlar cumartesi günü son. Cumartesi ayın 16'sı oluyor. 16'sı akşam 18'e kadar geçerli. Bence özel sorularınız varsa linke tıklayın. Öğrenci koçlarımız aradığı zaman da bize de, ben de arayacağım zaten sizi. İletirsiniz, sorularınızı yanıtlarız. Öyle kayıtlarınızı alırız. Mehmet hocam, cumartesi gününe kadar kayıt olabilirsin. Var mı başka sorularınız? Tutarları yeniden ileteyim. GGK 2500 TL. GGK artı eğitim bilimleri 3250 TL. Canlı derslerde hocalarımıza sorularınızı sorabilirsiniz hocam. Bence şu fiyat listesinin bir şeyini çekin. 5000 TL. Evet, WhatsApp grupları da var. Kübra hocam galiba kayıtlı öğrencimiz. O benim yerime cevaplıyor sağ olsun. En geç cumartesi gününe kadar arkadaşlar %50 indirimle kayıt olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakınız. Güzel katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Linke tıklayın, bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Bakın, kalan 4 ayda kendinize yapacağınız en güzel yatırım TEKES'e kayıt olmaktır. Yapay zekaya kayıt olmaktır. Bence ben de çok teşekkür ediyorum Çağla hocam. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Sağlıkla kalın. Yeniden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayında sakın veriminizi düşürmeyin. Sakın çalışmalarınızı bırakmayın. Bakın, çok önemli aylar bunlar. 4 ay kaldı.
Kesinlikle bu yıl atananlar arasında inşallah hepiniz olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.